Herkese merhabalar. Nurdan Albayrak Eroğlu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal paça dikimi ikinci bir yöntemini göstereceğim. Daha önceki videomda paçamızı keserek yapmıştık. Bunda eğer paçanızın boyu çok fazla uzun değilse kesmeden orijinal paçayı nasıl dikeriz onu anlatacağım. Öncelikle pantolonumuzun düz yüzünden paçamızı dışa doğru kıvırıyoruz. Boyunu istediğimiz ölçüyü anlamak için tam orijinal dikim çizgisinin olduğu yer bizim paçamızın bitiş noktası olacak. Ona göre boyunuzun ölçüsünü alın. Ve tam o dikişin olduğu yerden bütün etrafını dönecek şekilde normal düz dikiş kullanacağım. Bu dikişin biraz makine dikişine benziyor. Bir tane ileri atıp bir tane geri batıyoruz. Bu şekilde daha sıkı oluyor, çözülmüyor. Videolarımı buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni ve farklı videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zillerini de açık tutunuz. Kanalımın büyümesi için bana destek vermeniz için videolarımın altına herhangi bir yorum, bir kalp, bir emoji dahi olsa bırakırsanız çok sevinirim. Bütün paçayı düz dikiş yöntemiyle tamamını dönelim. Ben burada biraz geniş diktim ama siz daha sıkı dikebilirsiniz. Bu şekilde pantolon paçamızı kesmeden de kısaltabiliyoruz. Hem orijinalliğini bozmuyoruz. Hem de oldukça kolay bir yöntem. Tamamını diktikten sonra bu şekilde gördüğünüz gibi düğümümü atıp dikişimi bitiriyorum. Bu şekilde içine doğru katladığınızda fazla kumaş gözükmüyor. Gördüğünüz gibi oldukça da sağlam oldu. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olup bildirim zillerini de açmayı unutmayın. Bu ve buna benzer farklı video ve tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.